Merhaba sevgili canlar, candaşlar, cananlar. Ben Cem Kervan. Bu hafta kaybolan adlı bir deyiş paylaşmak istiyorum. Şimdi kaybolanı aramaya gider Yüce Hak. İsa Ruhullah diyor ki bir adamın 100 tane koyunu varsa ve sadece bir tane yolunu kaybeder, başka yoldan gider, yolunu şaşırır ve kaybolursa o adam ne yapar? 99 koyununu dağda bırakıp o tek olan, yapayalnız, yolunu şaşırmış, yolunu bulamamış koyunu için bir kurtarma operasyonu yapıyor. Yani tek başına gidiyor, kesin kes onu bulmak istiyor. İlla ki bulacak. Peşinden gidiyor, dağ tepe dolaşır ama eninde sonunda buluyor. Ve bulunca da çok çok seviniyor. Diğer 99 kaybolmamış koyundan çok o kaybolmuş koyun için sevinir. Yapayalnızdı. Yani çaresiz, bir çare. Ve adam gitmiş kurtarmış. Şimdi İsa diyor ki aynı şekilde semavi babamız Yüce Hak, yani yine söyleyeyim, hiçbir fiziksel, hiçbir biyolojik anlam taşımıyor baba. Haşa. Yani tamamen semavi, ilahi, batini, içsel, manevi bir anlam taşıyor. Bizi çok çok seviyor. Bir baba gibi seviyor. Ve bize bir baba gibi bakar. Her neyse, İsa diyor ki manevi babamız hiçbirimizin kaybolmasını istemiyor. Helak olmamızı istemiyor. Peşimizden gider ve kurtarır. Evet. Bunları düşünürken bir deyiş ortaya çıktı. Sizinle paylaşmak istiyorum. Dostlar, bir adamın 100 koyunu var. Yoldayken bir koyunu kaybeder o. Diğer koyunları dağda bırakıp kaybolanı aram. Dağda bırakıp kaybolanı aramaya gider o. Emin olun onu bulduğu zaman kaybolmamış 99 koyundan. Daha çok sevinir mutluluğundan kaybolanı aramaya gider oy. Daha çok sevinir mutluluğundan kaybolanı aramaya gider o. Kervanım İsa der ki babamımız tek bir canın helak olsun
istemez. Kaybolup gitmesin hiçbir canımız. Kaybolanı aramaya gider oy. Kaybolup gitmesin hiçbir canımız. Kaybolanı aramaya gider oy. Evet, hiçbir canımızı kaybetmek istemiyor ve peşimden gelir ve kurtarır bizi. Onun için çok seviniyorum. Evet, beğendiyseniz lütfen beğendim düğmesine tıklayın. Abone olun. Yorum da yazın. Ve haftaya yine görüşmek üzere. Sevgide kalın, barışta kalın, esen kalın, hoşça kalın.